Saat 7.30. 6'da kalktık. Çadırlarımızı topladık. Çadırlarımızın altına serdiğimiz örtü ıslak, kurumasını bekliyoruz. Biraz denize gireceğiz. Levent girdi. Ondan sonra çıkıp toplanıp kahvaltı yapıp gideceğiz. Yola devam edeceğiz. Deniz durgun, güzel. Karşıda yine araçlarla gelip kamp yapanlar var. Tabii gelenler yine çöplerini de buralara atıp gitmişler. Etraf maalesef çöp dolu. Bu arada ben biraz önce elimi yüzümü yıkamaya gittim. Çeşme merkezde biraz mesafe var. Levent de denize girdiğinde köpek ayakkabımı çalmış maalesef ama Levent yetişmiş. Ayakkabıyı kurtardık. Turanköy'deyiz. Saat sabahın 9'u ve hava bir anda ısındı. Artık etraf hareketleniyor. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Hava gerçekten çok sıcak ve nemli. Turanköy'ün hemen çıkışında üstündeyiz. Şu şekilde solda kaldı. Harika. Yani Kapıdağ Yarımadası bir doğa harikası. Koylar, deniz çok güzeldi. Deniz temiz ama maalesef denizden kenara doğru geldikçe sağ olsun insanımız her yere batırmış. Yine bakın. Her yer çöp. Yine şurada aşağıda da bir küçük plaj var. Oraya Turanköy'den denizden devam etmek gerekiyor ya da yamaçtan aşağıya bir yürüyüş yapmak lazım ama biraz sıkıntı. Karşıda Marmara Adası. Epey mesafe var. Deniz durgun, çok güzel. Sabah girdiğimizde de çok iyiydi. Sıcaklığı da çok güzel. Birçok kamping alanı var, apart var, pansiyon var. Tabii biz karşı tarafta bir boşlukta kamp attık. Ama çeşme sıkıntısı var, su sıkıntısı var. Plajlarda duşlar çalışmıyor maalesef. Buraya gelirseniz bunları da göz önüne alın. Manastır plajı. Yine harika bir koy. Tertemiz. Kamp yapan birçok kişi var. Yine apartlar var. Plajın yanında yine küçük bir plaj var. Denizden yürüyerek ya da yüzerek bu plaja geçiyorlar. Karşı yoldan geldik. Turanköy'ün birkaç kilometre ilerisinde. Yine karşıda doğal bir set görevi gören kayalar var, kayalıklar var. Yol boyunca böyle koylarla karşılaştık. Karşılaşıyoruz da daha. Gezmek için çok güzel. Yine aşağıda bir çeşme vardı ama yine su yoktu. Onun dışında deniz harika.
Manastır plajının ilerisindeyiz birkaç kilometre. Ve yine harika bir koy, harika bir plaj. Tertemiz. Suyun dibi görülüyor. Tabi buraya inen bir yol yok. Buraya yukarıdan yürüyerek yamaçtan, ağaçların içinden inmek gerekiyor. O nedenle kimse yok. Ormanlı'ya geldik. Ormanlı köyü. Yine harika bir koy. Uzun bir plaj. Şöyle baktığımız zaman oldukça güzel de bir koy. Büyük. Kamp yapanlar, araçlarla gelenler, apartlar, pansiyonlar. Oldukça fazla gelen var. Yine haritada Ormanlı'nın 1 kilometre ilerisinde içe gireceğiz. Sağ tarafta bir şelale görülüyordu. O şelaleye bakacağız. Bulabilirsek şelaleye gideceğiz. İnşallah akıyordur. Çeşmelerin hiçbiri akmıyor. Kuraklıktan mı acaba ya da belli bir amaçla kesildi mi bilmiyorum. Şelale akıyorsa çok güzel olacak. Köyden sağa doğru toprak bir yola girdik. Burada bir dere var. Dere boyunca devam ediyor yol. Şelale de bu yolun sonunda diye tahmin ediyoruz. Yaklaşık 1 kilometre. İleride zaten dağlık alan başlıyor. Bakalım orada mı? Şelaleye son 20-30 metre kayaların üstünden yürümek gerekiyor. Buradan taşların üstünden ya da şurada odunun üstünden geçmek gerekiyor. Tam karşıda şelale. Yanına gideceğiz şimdi. Şelaleyi bulduk. Çok güzel akıyor yukarıdan. Suyun gelişini görebiliyorsunuz. Orada kanal yapmış kayaların arasında kendine. Buradan aşağıya. Ve suyun toplandığı yer. Ve buradan da sol taraftan aşağıya köye doğru akıyor. Şelaleye girdik. Suyu da çok güzeldi. Bu sıcak havada çok iyi geldi. Çok soğuk olmasa da yine de güzeldi, serindi. Şelalenin altına girdik. Tam biz çıktık. Üstümüzü giyindik. Artık gideceğiz. İnsanlar gelmeye başladı. Çok iyi bir saatte geldik. Hiç kimse yoktu. Şu anda 15 kişi var içeride. Buradan devam edeceğiz. Ormanlı'yı geçtik. Yokuştan çıkıyoruz, bayıra tırmanıyoruz. Ve bir çeşmeyle karşılaştık. Yüksek Orman Mühendisi Cevat Mahmutoğlu Hayrat'ı. Yolda karşılaştığımız akan ilk çeşme. Akan ilk çeşme.
Ballıpınar'a giderken yine güzel bir koy çıktı karşımıza. Kılıç Koyu. Hemen yolun kenarından toprak bir yol iniyor. Araçlarla Kılıç Koyu'na inilebiliyor. Yine kayalığın gidilebilen noktası. Tekneler için mi bilmiyorum ama örülmüş bir beton yapı var. Yine arkada bir ev var. Burada pek bir yoğunluk yok. Az insan var. Uzak olduğu için mi bilmiyorum ya da tesis olmadığı için de olabilir. Ama büyük. Plajı da büyük. Güzel. Kılıç Koyu. Buradan daha net göründü. Koylar çok temiz, berrak. Suyun dibi çok net görülebiliyor. Kapıdağ Yarımadası bu açıdan çok güzel. Ballıpınar'a varmadan yine çok güzel bir koy. Yukarıda da böğürtlenler. Ve incir ağacı. Şu şekilde göstereyim. Bayağı da olgunlaşmışlar. Bunun gibi birkaç incir var. Doğal incir. Yol kenarında incirler. Tabii birçok incir toplanmış. Ve manzara yine harika. Ballıpınar'a yukarıdan bakıyoruz. Yine güzel, büyük bir koy. Bir iskele de var. Karşıda tekneler var. Marmara Denizi. Burada bir manastır kalıntısı varmış. Duvarları var. Onu bulmaya çalışacağız. Ballıpınar'dan içeriye doğru. 6 kilometre ileride. Bakalım. Ona ulaşmaya çalışacağız. Sahil martı dolu. Sahil boyunca bir sürü martı var. Ya karşıda kayalıkların dibinde de var ama burada kamp yapanlar olduğu için orası tercih edilmemiş martılar tarafından. Burası dolu. Kirazlı Manastırı'na geldik. Manastırın duvarları oldukça yüksek. Ve etraftaki büyük çınar ağaçları manastırın duvarlarına doğru yönelmiş. Daha şu şekilde göstereyim. Duvara dayanmışlar. Sanki duvarı destekliyorlar. Yukarıdaki pencere kısımları ve aşağıdaki pencere kısımları görüyorsunuz. Bazı kısımları yıkılmış.
Mantar olabilir mi acaba? Evet. Kırmızı değişik bir mantar gibi duruyor. Mantar mı acaba? Acaba bu duvarın da iç kısmı mı var? Ya da defineciler aramış olabilir. Ve üst kısımda yine duvarlar var. Manastır oldukça büyük. Yine büyük bir çınar ağacı ve vay vay, birkaç metrelik bir çukur. Defineciler kilanın altına girmiş. Evet, burada bir taş var. Evet, burayı bayağı araştırmış defineciler. Çok sağlam çalışmışlar. Bu ağacın yanında yukarı çıkacağız. Zamanla duvarlar yıkılmış, zarar görmüş ve maalesef bir bakım yapılmamış. Gerçekten çok büyük. Hani turizm için kullanılabilecek bir yer ama anladığım kadarıyla sadece defineciler kullanmış. Ve merak eden bazı insanlar gelip buraları geziyor, görüyor, kamp yapıyor. Pikniğe gelenler var. İç duvarlar tuğladan yapılmış. Bakın burada farklı bir bölüm var. Aynı şekilde karşıda da. Tabii birçok çukur var. Muhtemelen defineciler araştırmışlar. Büyük bir alanda manastır. Manastıra gelirken Ballıpınar'dan bir iki tane dereyi geçmemiz gerekti. Yukarıda da bir yol ayrımı çıktı karşımıza. Maalesef tabela da yoktu. Soldaki ilk yoldan girmek gerekiyor. U dönüşü yapar gibi sanki. Büyük çınar ağaçlarının olduğu yerler kazılmış. Şu şekilde. Ve karşıda manastırın duvarları. Biraz önce dışını çektiğimiz, bisikletlerimizi bıraktığımız duvarın iç kısmı. Güzel, etkileyici. Şahinburgaz. Kestanelik köyüne geldik. Liman var. Gemiler var. İhtiyaçlarımızı gidereceğiz. Devam edeceğiz. Artık kamp yeri arıyoruz. Yani güzel bir koyda kamp yapmaya çalışacağız.
Elvancık koyu. Bu geceki kamp noktamız. Birkaç araç var. Yoldan toprak bir yol iniyor. Hemen yolun başında bir çeşme. Levent şu anda oraya vardı. Çeşme akıyordur inşallah. Sahil çöp. Boydan boya çöp. Denizden gelen çöpler muhtemelen. Birazdan çadırlarımızı kuracağız. Artık bu geceyi burada geçireceğiz. Elvancık koyunda kampımızı yapacağız. Hemen sahilin kenarı. Koca bir yığın. Koca bir çöp yığını. Sahil boyu devam ediyor. Maalesef bu güzelim cennet koy bir çöp yığını haline gelmiş. Elvancık koyu. Kestanelik köyünden yaklaşık 4,5 kilometre.